Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal külülü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kündertiki haberlerinin huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bulsun. Ceza lagerlerinin bunundan kiyin tehamu kengaytilişi terap-terapten malum bulmakta. Şarkı Türkistan'daki lagerlerinin takılışı hakkında okşamağın fikirler oturuğa çıkıvatkanda terbiyeleş merkez namedeki muasseselerinin bunun dinkin tehamu kengaytildiğallıqı hakkında bivasta ve vasitelik uçurlar köplep malum bulmakta. Şarkı Türkistan'ın arkayısı caylarda umumyüzlük devam kılıvatkan atalmış kesbi maharet büyücü terbiyeleş namedeki siyasi faaliyetini tehamu kengaytiş yarayanı da Xtay dairelerinin bununla münasebetlik siyasi ögünüşlerini köplep uyuşturuvatkanlıqı malum. Bulupmu Xtay rejimi tarqatqan atalmış Şinjan'a ait bir neçe tarihi mesele temesindeki aqtaşlıq kitap, atalmış Şinjan'daki terrorluğa ve əsəbilikki karıştırış körüşü hem de kişilik hukuk kapalıdı. Atalmış Şinjan'daki kesbi maharet terbiyeleş hizmeti qatırlıq materiallar arqılıq, terrorluğ ve əsəbilikten haqiqatan mı yamrap ketkerlik. Onu tüp yıldızdın yoktuş üçün atalmış kesbi cahitki terbiyeleşini küçeyti sürürlükü köplep teşviq kılınğan. Tanrıtağ Doğru'nun 15. Oktyabr'daki haberde eğitilişçe bu xildeki tipik ögünüş üçün ötken hafta Ürümçideki İctimai Pen sahasının vekiller yığını ötküzülgen. Bununda Xtay rejiminin terrorluk ve əsəbilikki zərb berişinin kanuni asası ve bunundaki təcrübeler kaydı ögünülgen. Şunundak İctimai Pen hizmetçilerinin ideologiya cahatı öz rolünü tuluq cari kıldırışı tələb kılınğan. Xtay rejiminin bu cahatki məxsus layihasımı yıqında umumyüzlük tarıxtılgan. Atalmış Şinjan gezisinin 15. Oktyabr'daki haberde eğitilişçe mezkur lahiyede 2019 yılından 2021 yılıgacı bolgan arlıqta atalmış kesbi maharet boyunca terbiyeleş hareketi devamlıq yukarı pelliğe götürülüp her yılı 500 bin adam qetimden aşırış oturuğu koyulgan. Yıkındımayan Xtay dairleri kesbi terbiyeleş mektibi deb atavatkan lagırlarga terbiyeleş namıdı kamuvalgan uyğurlarının mutlak köp kısmının emeliyette hiç kandak terbiyeleşke ihtiyacı yok kesbi hadımlar ikerliki lagır tutkullarının güvahlıklarından köplep malum bulmakta. Analizciler muşu ekvallarga asasen Şarkı Türkistan'daki lagırlarga evetildiğallarının sani bunun din kiyinki 3 yılda tehimu işi mümkün deb karaydıgallıkını bildirişmekte. Xtay Türkiye'nin Suriye'deki harbi hareketine karşı çıktı. Amerika hükümeti Suriye'den asker çekindirip çıkkandan kiyin Türkiye hükümeti Suriye'nin şimalideki Kürt qurallıq terrorçilerine hücum başlagan idi. 15. Oktyabr günü Xtay rejimi özlerinin bununla narazılığını ifadeleyip Türkiye'den bu xil harbi hareketini toxtutuşunu talep kıldı. Fransiya agentliğinin 15. Oktyabr'daki haberde eğitilişçe Xtay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Gengşuan bu doğruluk söz kılıp Suriye'nin ilgilik hukuki, müstakillikki, birliki ve territoriya bütünlükki hürmetlenişi lazım deb körsetken. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bolsa, maksadımızga yetmegüçe hergizmi boldu kılmayımız dedi. Mälum buluşa Xtay rejimi izkil Suriye'de Beşar Asad hakimiyetini kollap kilivatkan bolup, növeti Xtay rejiminin yukarıqı çakırıqını bazılar Xtay'nın Suriye'ye yan besi vatkallıqının inkası deb karmaqta. Reuters'ın 15. Oktyabr'daki haberde bildirilişe Amerika hükümeti tünü gündün başlap Türkiye'ye imbargo koyuşunu başladı. Tinişlik buluqi harbi hareketi 8. günüge kadem koydu. Türkiye armiyası tarafından Suriye'de Firat Deryası'nın şarkı kısmında elip berilivatkan harbi hareket 8. günüge kadem koyganda bir taraf kılınan terörçilerin sani 637'ye yetti. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Devlet Müdafiye Ministerliği tarafından bu hafta elan kılınan bayanatta mundaq deyildi. Fırat Deryası'nın şarkı kısmında devamlaşıvatkan tınışlıq buluqi harbi hareketi jarayanında bir taraf kılınan bölgünçü terrorluk teşkilatı PKK-YPG'lik terrorçilerinin sani 637'ye yetti. Xtay Yeni Zelandiya'daki Amerika baş elçisiga narazılık bildirdi. Yeni Zelandiya'daki haber merkezi kanalının 15. Oktyabr'daki haberde bildirilişçe, bunundan bir neçe gün ilgiri Amerika'nın Yeni Zelandiya'da turuşluk baş elçisi Scott Brown, şu caydaki etigenlik sökbet programması da Xtay rejiminin söz ve fikir erkinlikine hücum kılıvatkanlığını. Şarkı Türkistan'da yığıveliş lagerleri kurgan işten emiliyette Yeni Zelandiya baş ministerinin haberi barlığını tekitledi. Sökbette Scott Brown bu hadiselerini bu paketli kamlaşmağın bir kılıq deb, Xtay rejimini tanqidlagan, hem de bunun tolumu selbi akıbetlerine sebep olduğunu bildirgen.
14 oktyabr kuni Yangi Zelandiyadagi Xitoy elchixonasi buningga qattiq norozilik bildirib, Shinjongdagi ishlar bizning ichki ishimiz. Chet elliklarning buningga aralashish haqqi yo'q. Biz u joyda terrorlik va asabiylikka qarshi kurash qilyapmiz degan. Ma'lum bo'lgandek, 2019 yili iyulda 22 davlat Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi bostirish qilmishini ayiblaganda Yangi Zelandiya mo bu uch xatga imza qo'ygan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning lagerni inkor qilishga ulgurolmaganligini bildirishmoqda. Xitoyning chet ellarga qarata tashviqot olib boradigan hukumat taratqulardan biri bo'lgan Yar shahri vaqti gazetasi 13 oktyabr maqola e'lon qildi. Uningda Sharq Turkistondagi lagerdan qutulib chiqqan Zumrat Davudning akasining singlisi Zumrat va Amerika tashqi ishlar ministriga qarata aytgan videoliq bayonlari asos qilinib, lager shahidi Zumrat Davudning xalqaroliq axborot vositalari va Birlashgan Millatlar tashkilotida aytgan o'zining ilgari lagerga qamalganligi, majburiy tug'mas operatsiyasi qilib etilganligi haqidagi bayonlari inkor qilingan. Maqolada Zumrat Davud yolg'onchilik bilan ayiblangan bo'lsa, Amerika tashqi ishlar ministriga Zumratdan foydalanib fitna ig'vo tarqitish kishilarning xotirjamligini buzish degandek ayiblash so'zlari bilan oshkora hujum qilingan. Bu Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning tunji qitim bevosita shaxsiy hujumga uchrashi emas. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'tgan hafta bergan bayonotlarida kayni-kaynidan Uyg'urlar haqida to'xtalgan edi. U shundaqla Amerika hukumatining Uyg'ur masalasini davomliq ta'kidlaydiganligini bildirgan. Xitoyning Xinhua agentligi 9 oktyabr maqola e'lon qilib, Xitoyning harakatini oqlagan. Amerikaning harakatini Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb ayiblagan edi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning Xitoyning Uyg'urlarga qarata olib berayotgan navbatdagi siyosatiga qarata Xitoy rejimining Xitoyning g'arbidagi Uyg'ur qatorliq musulmonlarga yurgizayotgani g'oyat zo'r inson haqlari dafsandichiligidir degan so'zlariga qarata Xitoy tashqi ishlar ministrligi 9 sentabr kuni inkos qaytarib, Mike Pompeo'ni Uyg'urlar haqida mas'uliyatsizlik bilan so'zildi deb ayiblagan edi. Italiya poytaxti Rimdagi erkinlik yurishida Uyg'urlar va Ilhom To'xti masalasi anglatildi. Italiyadagi kishilik huquq tashkilotlaridan erkinlik jamiyatining to'r bekitidagi uchurda ma'lum bo'lishicha, mazkur tashkilot 12 yildan buyon har yili Italiya poytaxti Rimda o'tkazib kelayotgan erkinlik yurishi faoliyatini bu yil shu yer vaqti 12 oktyabr shanba kuni tushdan keyin soat 2 da boshladi. Italiya qatorliq Yevropa davlatlaridagi siyosiy yo'llar kishilik huquq faoliyatchilari taklif bilan qatnashgan erkinlik yurishi Rim shahrining Campanano rayonidan boshlanib, namoyish 4 soatdan ortiq davomlashib, Rim shahriga qarashliq Sorbo shahrichisida oyoqlashgan. Yurishdan keyin Sorbo shahridagi Sanctuary sarayida mustabid hokimiyatlar ostida ezilayotgan xalqlarning vaziyati haqida doklad berish yig'ini o'tkazilgan. Mazkur tashkilotning to'r bekitidagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, 12 oktyabrdagi erkinlik yurishi va yurishdan keyin Rimning Sorbo shaharchisining Santuari sarayida ochilgan yig'inning asosiy temasi Xitoy, Venesuela, Iran qatorliq mustabid davlat hukumatlarining davlatni qonun bilan idora qilish prinsiplariga qarshi holda bu davlatlarda adolat va erkinlikni cheklash bo'libmi o'z hukmronligi ostidagi xalqlarning e'tiqod va kishilik erkinligini dafsanda qilish harakatlarida bo'lishiga dunyoning jiddiy inkos qaytarishi o'tirg'i qo'yildi. Germaniyadagi Ilhom To'xtini qo'llash guruhidan Anvarjon Apandimov bu yig'inga taklif qilingan bo'lib, yig'inda jazo lagerlariga qamalish vaziyati Uyg'urlarning Xitoydagi barobarligi va qonuniy haqlarini talab qilganligi uchun Xitoy rejimi tomonidan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan Ilhom To'xti masalasi va 500 dan ortiq Uyg'ur sarxilining tutqun qilinishi qatorliq masalalar haqida yig'inda eng ko'p savol so'rilib, Uyg'urlar vaziyatining asosiy munozir temasiga aylanganligini bildirdi. Germaniyadagi poyiz bekatlariga Haykan shirkatining kameralarini o'rinlashtirish plani qarshilikka uchradi. Germaniya ichki ishlar ministrligi bu yil yozda Xitoy texnologiya guruhi Haykan hasidarlik chaktik shirkatining kuzatish kameralarini sotib olib, Germaniyadagi ba'zi shaharlarning poyiz stansiyalariga o'rinlashtirishni qaror qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniya ichki ishlar ministrligining bu qarorga kelishiga bu yil 7 oyda Germaniyaning Frankfurt shahridagi bir poyiz bekatida bir kichik balaning poyiz ostida qilib o'lib ketishi sabab bo'lgan edi. Germaniya ichki ishlar ministri Horst Seehof bu yil 9 ayning 30-larida Germaniyadagi poyiz bekatlariga texnik ko'p kuzatish kamerasi o'rinlashtirishni qaror qilganligi, kuzatish kameralarini Xitoy shirkatlariga zakaz qildiganligini bildirgan. Navbatda Germaniya ichki ishlar ministrligining qarori Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlarining qattiq qarshiligiga uchramoqda.
ularning ogohlantirishicha ichki ishlar ministrligining Germaniyadagi poyezd bekatlariga Haykang texnologiya hassadorlik cheklik shirkitidek Xitoy rejimining Sharq Turkistonda lager qurilishi va digital istibdodlik nazorat tizimisi barpo qilib Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik musulmon xalqlarini bostirishiga yordamlashayotgan Xitoy korxonalarining mahsulotlarini ishlatishi Germaniya Federatsiya hukumatining savdo va kishilik huquq to'g'risida harakat planiga butunlay xilof ekan. Germaniya ichki ishlar ministrligining mazkur plani o'tgan hafta Amerika savdo ministrligi Haykang texnologiya shirkatini o'z ichiga olgan 8 Xitoy shirkati va Sharq Turkistondagi 20 dak yerlik JX idorasini qora tizimlikka kirgizishning bir qancha hafta oldida e'lon qilingan. Jazo lagerlari masalasi Munbar 2000 yig'inida o'tirg'i qo'yilib diqqat qo'zg'adi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha 11 oktyabr kuni Chex Jumhuriyatining poytaxti Praga shahrida boshlangan 23 navbatlik Munbar 2000 yig'inini Munbar 2000 fondi jamiyati, Amerikaning demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati qatorliq 20 dan ortiq xalqaro organlar birlikda uyushtirgan bo'lib Kishilik huquq, demokratiyani ilgari surish, etnik millatlarning haq-huquqlarini qo'g'dash asosiy tema qilingan bu yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 500 dan ortiq faoliyatchi qatorida Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqin Aysa, Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur siyosiy Saniya qatorliklari qatnashgan. Bugun 15 oktyabr kuni yig'in 3-chi kuniga qadam qo'ydi. Bugungi yig'inning asosliq temasi 21 asrdagi digital kontrollik ostidagi Xitoy degandan iborat bo'lgan. Bu yig'inda Xitoy bilan bevosita aloqador bo'lgan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Tayvan masalalari nuqtaliq muzokara qilinmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dulqin Aysa Apandi yig'inda Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, bo'libmi jazo lagerlari masalasi to'g'risida nutqlar so'zlab, yig'in ahlining kuchlik diqqatini jalb qilgan va turli savollarga javob bergan. Bu so'zda 21 asrdagi digital texnika taraqqiyotining Sharq Turkiston xalqiga baxt emas, balki og'ir ofat olib kelganligini eskartgan. U yana navbatdagi jazo lagerlari tizimining hech qanday qonuniy asosi yo'q ekanligini, hatto Xitoy rejimining partiyasining qonunsiz bir tashkilot bo'lganligini ilgari surib, uning 70 yildan buyon Uyg'ur, Tibet, Xitoy xalqlariga solgan zulmlarini tasvirlab bergan. Ömer Rozi Hacim ailesindeki 28 kişi doğrusunda guvahlık verdi. Hazır çet elde yaşayatkan Ömer Rozi Hacim, Xitay daireleri tarafından izdireksiz yok kılıp etilgen ailesindeki 28 kişi hakkında guvahlık verdi. Ömer Hacim'nin bir aksi ve acisi Xitay daireleri katlık teşvik kılıp becerip bergen kanunluk pasport arkalık Türkiye'ye 10 günlük seyahatki çıkan bulup, vatenge kayıtkandayken bütün ailesi boyunca Xitay daireleri tarafından tutkun kılıngan. Ve şunodinkin izdiriki bo'lmagan. Ularning uyleri ve dukalleri çekip tüzlüb etilgan. Bunundan sırt Ömer Hacim'nin bir ruhi kesel inisi ve yeni bir meyip inisi mu Xitay'nın ziyankeşlikten kutulalmagan. Ulardan sırt onun yeni kalgan iki inisinin mu izdiriki bo'lmagan. Bularının hemmesi bütün aile boyunca izdireksiz yoktu etilgan bulup, koru cayları ve dukalleri birdek tüzlüb etilgan. Bundan başqa Ömer Hacim'nin bir neçe nevri tukkalları mı günahsız halette 7 yıllık ve 15 yıllık kamak cezasına hüküm kılınğa. Neçe yıldın buyan devamlaşıp atkan Xitay'nın rehimsizlerce tutkun kılışı hareketi de mınlıgan 10 mınlıgan aileler veyran bolgan bulup, hatta balılar, yaşanğallar ve aciz meyipler mi Xitay'nın ziyankeşlikten kutulalmıgan. Nöbeti Xitay'nın cinayetlerini paş kılıp güvahlıq belgücülerinin sözleri Bir kısım teşkilatlar ve pidailer tarafından toplanıp arxivlaştırılmakta. Hong Kong halkı Xitay ülkelerde Uyghurlarga okşaş muameleye uçurmakta. Zimistan torunun 15 oktyabrdaki haberde bildirilişe yakınkı neçe aydan buyan Xitay ülkelerge bargan Hong Kong puhraları türlük çeklimlerge ve nazarat kılışı uçurgan. Xitay dairleri Hong Kong'da 4 aydan beri devamlaşıvatkan ergelik namayışlarının Xitay ülkelerge kengiyip getişinin aldığını eliş üçün bir tarafdan yalgan haberler arqılıq namayışını zoravallıq hareketlep teşvik kılsa, yeni bir tarafdan Hong Kong'dan gelgen kişilerini ve neşriyat boyumlarını katlıq kontrol kılmaqta. Haberde aşkarlanışça Xinan ülkesindeki malum zencirsiman mihmanxana hizmetçi hadımlarga uxturuş düşürüp, fakat Xitay ülkesi turuş ruhsatı bolgan Hong Kong'luklarga yataq belişki bulduğanlıqını. Şundaqla bu kişilerini derhal sakçıga malum kılışı gereklikini, sakçılarının kilip onlarını tekşürüp ekval ilgileydi kallıqını uxturgan.
Bu tüzüm burunkıga okşaşla Uygurlarını mı öz içi kaldıken. Hong Kong'da namayışçılar sakçılarga resmi hücum kılışkı öttü. Xitayning Hong Kong alahidi memuri rayonda hükümetki karşı hafta ahire ötküzülgen namayışlarda maske takışını çekileş kanunu boyusunmaslık bilen ayıplengen 201 kişi nazaretke eğlendi. Kyodo agentliğinin haberge asaslanğanda Hong Kong sakçıları tarafından elan kılınan bayanatta Cuma günden yekşembe günü gücü bolgan 3 günlük namayış jarayanında lükçeklik ve başka her hıl cinayetler şundaklı maske takışını çekileş kanunu boyusunmaslık bilen ayıplengen cemi 201 kişinin nazaretke elinğallıkı bildirildi. Hong Kong sakçılarının halıqı zoravallıkı neticesi de sevri taşkan namayışçılar Puraçki ingen sakçılarına mı katlık hücum kıldı ve ot bombası işletti. Yeni bir taraftan namayışçılar tüncü katın mençanak sistemesi işletip, yıraktaki sakçılarına ot bombası ve herhal katlık cisimlerini attı. Şunlukla yine bir türküm namayışçı Xitay Telegraf İdaresi şöbesine hücum kılıp, işçideki nersi gereklerini çekip taşıldı. Tise Un Kivan rayondaki namayışlarda bazı karı maske takıp alan namayışçılarının işki nefer Puraçki ingen sakçının Beşiği kançılığan kıtım katlık cisimlerini atkallıkı, bütün rayon miqyasıdaki bu kıtımkı namayışlarda bir kısım namayışçılarının bazı dükkan ve metro istansızlarına ziyan etküzüş karakterlik hücumlarını kılgallıkı, hem de nurgun caylarına ot koygallıkı ilgiri sürüldü. Hong Kong hükümeti elan kılgan bayanatı yanıla halıkı tehdit silip, bihaterliki tehdit salgan ve cemiyetinin mukumluğunu buzgan namayışlarına katnaş kuşlarını katlık ayıplaydıgallıkı tehditlendi. Doktorxana tizimlikiga asoslanganda oldingi kundagi namoyish jarayonida 14 yoshdan 73 yoshgacha bo'lgan va soqchilarni ham o'z ichiga olgan eng oz degandimo 73 kishi yordir bo'lgan. Bulardan 6 kishining ahvolining intayin og'ir ekanligi qayd qilindi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.